misafirliğinde olan bir sergi gerçekleştirdi. Burada biyolojik çeşitliliğin azalması, orman varlığının azalması ve bunun sonucunda yaban türlerimizin azalmasına vurgu çekmek istemiştir. Burada çektiği fotoğrafları illüstre ederek böyle göz seviyesinde gözleri büyüterek aslında evet ortak kaderimizin olduğunu bu doğada ve hani benim geleceğim senin geleceğini ifade ediyor. Diğer resimlere de bakalım. Biz sadece şu an 6 tanesini burada bu türler hani genel anlamda bir türlerle ilgili tespit değil mi? Yani İstanbul özel ya da yok, Türkiye özel. Yok, sadece bizde olan bir tane telli turna var. O da şurada görebileceğimiz. Sadece 5 tane. Olan dünyaya ait aslında. Yok, estağfurullah, ne güzel. Heyecanınızı hiç yitirmeyin valla, ne güzel. Yaban İstanbul projesi. Gözlerine bakarak şeyi uyandırmak istiyor. Nesli tükenmek. Güzel gibi. Ama evet. Biraz üzülmemizi sağlıyor yani. Evet. 336 bin metrekare. Kentteki yaşamın kimliği açısından, hatta yaşamın kaynağı açısından değerli bir alandayız. Rahmi Demir kent ormanındayız. Çekmeköy sınırlarında. Burası kentin ormanlarından birisi ve burada yaptığımız düzenlemede sona geldik ve hemen hemen bitirdik. Vatandaşlarımız kullanıyor ve yoğunlaşmış kentin içerisinde özellikle kullanılabilir yeşil alan kavramı çok önemli. Bu bağlamdaki burada bitki çeşitliliği ve canlı çeşitliliği de çok önemli bir değer. Burada bir nevi aslında oluşan karbon salınımının, oluşan hava kirliliğini emen, temizleyen bir nevi filtresi aslında kentlerin. Biz 2050 vizyonunu yarın İstanbul Planlama Ajansı'nda açıklayacağız ve temelde hedefimiz sıfır atığı olan bir kent ve aynı zamanda bütün kuzey ormanlarını koruyan ve bundan sonra kalan yeşil alan alanlarını da tümden bu tarzda faydalı alanlar haline getiren, yeşillendiren, ağaçlandıran bir mekanizmayla biz hedef koyuyoruz 2050'ye. Kişi başı bu şehirde yeşil alanı 15 metrekare yapmak. Bu aslında sağlıklı bir toplumun varlığı açısından geçerli ve gerekli. Yani şuradaki hava, şuradaki güzellik, şurada teneffüs ettiğiniz oksijen inanın her şeye bedel. Çocuklar için alanlarımız var, yürüyüş alanları, spor yapma alanlarımız var, piknik alanlarımız var. Her yönüyle çok kıymetli bir yeşil alanı, kullanılabilir bir yeşil alanı, bir kullanılabilir bir ormanı daha kente kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mutlaka gelin Rahmi Demir kent ormanını da görün. Aynen Atatürk kent ormanı gibi, aynen Kemerburgaz kent ormanı gibi burayı da görmeyi ihmal etmeyin. Yenilerini de İstanbul'a kazandırmaya devam edeceğiz. Aranıyor. Lütfen bekleyiniz. Kameralı mı? Yoksa... Kamerayla evet. Evet, görebiliyorsunuz beni değil mi? Harika. Bu şekilde hizmet vereceksiniz acilan durumda. Şu an siz nereden cevap veriyorsunuz direkt? Güvenlik merkezinden. Güvenlik merkezinden cevap veriyorsunuz. Başkanım, 16 milyonun huzuru ve güvenliği için hazırız ve buradayız. Eyvallah. Peki, çok güzel. Başarılar dilerim. İnşallah hiç lazım olmazsınız ama güvence olarak da burada olmanız kıymetli. Başarılar bütün ekip arkadaşlarınıza. Çok teşekkürler başkanım. Sağ ol. Ve motorize devri ekiplerimiz noktaya itikad ediyorlar. Çok teşekkürler. Bir sirenimiz var. Tamamdır efendim. Yani burada hem atık suyu kesmiş oldu ama totalde dediğim gibi Çekmeköy'ünün totaline yukarıdan baktığımızda yeşil alanlar, çevre projeleri, arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması, rivayı koruma projesi, tünellerle beraber içme suyunun oluşacak nüfusa göre takviyesinin yapılmasıyla çok 860 iyi noktaya geldik. 860 milyonluk aslında bir iş tespiti evet, ki bu aslında biraz da eş güdümlü gittiğini gösteriyor yani.
geçen gün baktık, evet, işte Beylikdüzü'nde 800 milyon, burada 860 milyon. Böyle aslında ilçeler arasında bir eşitlikle yürüyor yani. İlçelere de ayrıca çalışıyoruz başkanım. Her ilçeye ne yatırım yapmış, ilçe bazında onu arayacağız. Yanlara birikmiş böyle, nasıl güzel. Nasılsınız? Harika. İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz siz. Merhaba, hoş geldiniz. Kendimiz yapıyoruz demeyin. Evet. Yapma ya. Evet. Müthiş. Buyurunuz. Aa, çok memnun oldum. Çok harika nazik. Bir şey. Teşekkür ederim. Valla bir fotoğraf çekilmem lazım. Tabii tabii, çekiliriz. Telefonum var. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunları hazır mı alıyorsunuz? Bunları hazır alıyoruz ama burada çini ve seramik yapıyoruz biz üst katımızda. Hmm. Evet, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Çocuklarla yapıyoruz. Evet. Şey, burada boyama yapıyorsun ama. Evet, burada boyama yapıyoruz. Şey, bunları mesleğiniz mi yoksa? Yok, hayır. Finans sektöründen geliyorum ben aslında. Siz? Kardeşimle. Evet, ben finans sektöründen. Sonra COSGAP'ten destek aldık. İşte o, helal olsun. Evet, burayı açtık. Güzel oldu, keyifli. İki tane çocuğumuz da var burada. Onlar çok da bizimle büyüyor. Evet, onlar da bize katılıyorlar öğleden evet. sonra. Iyi. Evet. Çok iyi. Başarılar dilerim valla. Çok hoş. Nazım şu anda var ya, nasıl atıyorsun? Çok naziksin, sağ ol. Evet. Ben ne yapabilirim sizin için? İyi şeyler yapıyorsunuz. Sağ olun. Ama çok heyecan verici vallahi. Yüreğinize evet, sağlık. Güzel, keyifli. Yapıyoruz bir şeyler. Çok iyi. Şey, peki satışınızı nasıl yapıyorsunuz? Sosyal İnternet platformlardan yapıyoruz. Tamam. Yurt dışına Amazon'la gönderiyoruz. Orada anlaşmalı firmalarımız var. Ne güzel. Onlarla yapıyoruz. Harika. Yok, kadının isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Yapamayız kesinlikle. Biz de yapıyoruz elimizden geldiğince. Harika. Peki şey, ürünler nereden geliyor? Bu ürünler Türkiye, Türk malı tamamen. Fabrikaları var işte, Kartal'da var, Bahçeli Evler'de var. Yani İstanbul'da var yani. Tabii var. Biz İstediğiniz de oralardan alıyoruz. Gayet başarılılar bence. Iyi. Potansiyelleri çok iyi. Yani biz de buradan Tavvan'a kadar gönderiyoruz. Şu anda bütün Türkiye'deki şehirlere göndermişliğimiz var. Vallahi çok hoş. Evet. Kartınızı almak isteriz. Efendim? Bu alet, tabii. Ya çok biz güzel ama. Şöyle bir hediyeyi mutlaka size vermeliyiz. Babamı kaybedeli çok uzun zaman oluyor. Ay, sonra babalar gününde biz hiçbir şey yapamıyoruz. Dedik ki babam için bir seri yapalım. Ve bu vazo da bizim serimizin en değerli ürünü. Büyük bir zevkle size hediye ederim ben bunu. Ama sarsılırım ya, çok naziksiniz valla, çok teşekkür. Çok değerli bir şey bizim için, siz de çok değerlisiniz. Buyursunlar, evet. Beraber çekilelim güzel, siz de buyurun. Kardeşim güzel. De gelebilir. Ben de o zaman şey... Mahallemizin muhtarına gelsin başkanım. Olur olur, zevk duyarım. Şey, bizim bir böyle alalım, sonra muhtarımızı evet, alalım. Evet. İki... Cumhuriyet Osmanlı. Kadın... Nötr başkanım. Evet. Başkanım İstanbul Şehirleri. İstanbul şiirleri de olsun. Ben bir set yaptırayım. 4-5-6 İstanbul seti yapın. Ben de kitap hediye edeyim size. Kütüphanenize. Ne demek? Başkanım, biz böyle alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de bunu başucumuza koyacağım tamam, yani. Tamam. Çok naziksiniz. Hem bir hemşeri olarak, hem bir görüş birliği olarak. Çok sağ olun. Ben bir kartınızı da almak istiyorum. Tamam. Siteniz var bu terörün, oradan evet, seçiliyor var. Değil mi? Evet, sitemiz var. Merhaba. İyi misiniz? Allah'tan başka bir şey istesem olurdu yemin ediyorum ya. Şaka gibi şu an. Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyi, başkanım öpebilir miyim sizi ya? Öptüm ya. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ ol. Sen de iyi misin? Mükemmel. Ben valla çok şaşırdım. Eczacı kim? İkimiz de eczacı. İkiniz de. Ooo ne güzel. Aynen, eşim. Ooo harika. Ama belli yani, güzel yüzünüz yansımış, çok güzel bir dükkanınız var, eczaneniz ya var. Ya o kadar düşük bir gündü ki sizi gördüm, harika hissediyorum şu an ya. Yemin ederim mükemmel bir şey ya. İnanılmaz. Harika, çok iyi. Mutluluklar ve güzel başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Aynı fakülte mi okudunuz aynen, yoksa? Aynen. Nasılsın? Evet, gel bakalım şöyle. Açayım bunu, açayım bunu. Benim babamın canım, 3 senedir seninle yatıyorum, seninle kalıyorum. Her gece, bu benim boş ucum. Teşekkür ederim. Bütün kötülüklerden Allah'ım korusun diye dua ediyorum.
Sen benim üçüncü oğlusun. Ay kurban olurum. Ay, sağ ol anacığım. Sağ ol güzel ana. Sağ ol. Vallahi ne diyeyim, teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol. Ne güzel. Bak ne kadar koruyucu meleğim var. Aynen öyle. Çok sağ ol anacığım. Allah korusun seni. Var mı isteğiniz benden? Yok sağlığım ya. Dikkat et kendine anacığım. Bütün kötülükler Allah razı olsun. Duan bana yeter. Sen de dikkat et kendine. Buradayız. Siz hemen yana geçin efendim. Teşekkür ederim. Yetler açısından her yerinde. Esnafın işi zor. Evet. Zamlar hem üründen geliyor, hem işçilikten geliyor, hem enerjiden geliyor. Öyle. Çok dayanma gücü versin. Gerçekten. Öyle değil mi? Satışlarımız düşüyor. Şey 100 liralık benzin almaya giderdik eskiden. Benzin artardı ama biz 100 liralık alırdık. Bizde de öyle. Ciro hep aynı. Ama kazanç öyle. Sürekli düşüyor. Şey, yani tür mekanlarım da oldu. 9-10 civarında. Tabii krizlerin böyle ilk aslında sarstığı yerler olur. Bütün yerler. Gündeliğini bozar. Ama bunu hak etmiyoruz. Yani hem bu milleti hak etmiyor, hem sizin gibi esnaflar, girişimciler hak etmiyor. Çözülecek. Tabii. Yani umutsuz canlanacak. Değiliz elbette. Yani çünkü hani gerçekten kabiliyeti, kapasitesi, kazanma gücü, aklı, fikri çok yerinde bir toplumuz ama bazen böyle aksaklıklar yaşıyoruz. Ben diyorum ki hani bir zor bir dönem ama atlatacağız yani. Umutsuz değiliz. Aynen ama tabii öyle. Bu zor dönemi birazcık gerçekten acı içerik. Öyle. Çocukları işten oldum. Çıkaramayız. Hepsi evet. Evladımız. Ne güzel öyle bir sorumlulukla yürüyorsunuz. Allah kalbinize göre hakkımız de versin. Hakkımız da hayırlısı. Amin. Teşekkür saygılar ederiz. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Olsun. Böyle de gelebilirsiniz. İyi misiniz? Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. İşiniz iyi olsun. Çok güzellikler diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Bir şey ekran edelim. Çok teşekkürler. Böyle hem selamlayayım dedim. Hem karşılıklı. Çok sevindik. Yani genelde deminki hanımefendiyle onu konuştum. Genelde ya farklı partinin temsilcileri gelirken esnaf ziyaretinde bayan kuaförüne uğramadan trans geçiyorlar. Yani kimse uğramıyordu. Yok canım. Benim, acaba İmamoğlu gelecek mi diye merak ediyordum. Ben tam aksine. Bazen izin olunca içeri bile böyle selam veriyoruz. Böyle müşterimize de selam verebilirsiniz. Tabii. Müşterimiz rahatsız olmaz. Böyle bir saç konu olamaz. Yani senin de ürünlerin hepsi 1'e 2, 1'e 3 değişti yani. Yani kesinlikle. En basiti elektriğin, suyun, doğalgazın. 2 sene önce 1000 lira geliyordu. Şimdi 5000 lira geliyor, 6000 lira geliyor. 2 ay verikince 10 bin lira geliyor. Yani inanılmaz yüksek rakamlar. Allah yardımcımız olsun. Tamam. Merve arkadaşımızın bu sene düğünü var, benim bu sene düğünüm var. Ev kiraları 5000'den 6000'den aşağı değil. Bir asgari ücretle geçinen insan ya bu ev kirası nasıl ödeyebilir? 5500 lira asgari yani, ücret, işte 5500 lira ev kirası. Bütün etkiler, çarpanlar böyle yani şu anda. Hani bunun tabii genel anlamda çözümü bir ekonomik sürecin iyileşmesi. Yani bunu kalkınması. Yani bunu işte bir belediye düzeltemiyor elbette. Tabii bir yere kadar hani belli bir sınırlara koyuyor, kadar destekliyor, yardımcı olmaya gayret ediyor ama hani bir yere kadar genel ekonomik sistemin düzelmesi lazım. Bizim muhalefetten talebimiz yani halkın sesi olabilmesi yani tabii, bizim sesimizi duyurabilmesi. Ya artık iş şu noktaya geldi. Tek bir partiyle çözülemiyor. Artık birlik olup yani kaç tane parti yan yana gelmesi olacak, gerekiyorsa olacak. Bir şekilde mecburuz. Birlikten kuvvet doğar inşallah. Yani senle benim farkım yok. Yani biz elimizden gereken desteği veriyoruz. Tabii sağ olun. Hani senle benim niye farkım yok? Sen de bir vatandaşsın, ben de tamam bugün yöneticiyim ama yarın yarım değilim. Dolayısıyla oluyor, vatandaşım yani. Tabii. İnan ki dertlerinizi hissediyorum ve dertleniyorum. Çünkü benim de işletmelerim oldu, yatırımlarım oldu, ticaret yaptım. Tabii. Krizler gördüm ama krizlerin hepsi bir yana şimdi yaşadığımız bir yana. Aşkım. Niye diyeceksin? Burada biraz ne yazık ki kabiliyet eksikliği çok yüksek yani. Zaten en büyük sıkıntı. Çok yüksek. Devlette kalifiye karakter yok yönetiminde. O işte o liyakat dediğimiz liyakat iş. Liyakat senin tamam çok güzel. Öyle. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii tabii. Bir. Buyurun. Sorun ama gözüm sizi çok seviyoruz. Sağ ol kardeşim. Siz de öyle. Başka yakışıklı adam. Abi, görüşürüz. Görüşürüz. Okullarınıza da dikkat edin. Tamam hoş mı? Hoş geldiniz.
okullarda sonuna kadar devam. Hem çalış hem oku. Her zaman. Tamam. Merhaba başkanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, sizi gördüm, daha iyi oldum. Bizler de iyi. Allah sağlığınızı versin. Amin. Var mı isteğiniz? Teşekkür ederim. Sağlık diliyorum. Ormanınızı yaptığınız için teşekkür ederim. Eyvallah. Ediyoruz. İnşallah güzel günleriniz geçsin. İnşallah. Teşekkürler. Başkanım, arkadaşım sizi çok seviyorum. Merhaba, adar mısınız? Sevgiler, güzel arkadaşım. Tıp okuyor, Deniz de üniversitede arkadaşım. Yolun açık olsun, başarılar dilerim. Güzel doktor adayı, inşallah çok başarılı ol. Öpüyoruz seni. Sağ olun. Başkanım, şu ileride bir tane dersen var. Hocalar çay koydu. Güzel kızım, bayılırım ama. Benim buradan gidişim var ve ondan sonra başka bir yere geçeceğim. Benden sevgiler ile, tamam mı? Başarılar dile. Dershanen başladı mı? Ben liseye geçtim. 8. sınıf orada okudum. Tamam. Aferin. Güzel kız, görüşürüz. Başkanım, bu fotoğrafı alabiliriz. Nasılsınız anacığım? Sağ olun. İyiyim. Nasılsınız ablacığım? Teşekkür ederim. Allah'ınızı sağ olun. Teşekkür ederim. Ama. Merhaba efendim. Nasılsınız? Merhaba. İyi pazarlar. Yani efendim. Ben vazgeçtim. Yapıyorum. Teşekkür ederim. Ay, çok mutlu olduk. Sağ ol. Hayırlı işleriniz olsun. İyi pazarlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Bereketli olsun. İyi günler efendim. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Almışlarım. İyi günler efendim. Nasılsınız? İyi pazarlar. Merhaba yakışıklı adam. Nasılsınız? Gel yakışıklı, gel bakalım, annemiz çeksin bizi. Bir de gel, sen de gel. Başkanım, ne zaman geliyorsunuz? Az kaldı. Allah bağışlasın. Başkanım, bir de benim oğlumla çekebilir miyim? Evet, tanıştık. Ben yokum. Tamam. Sayın başkanım. Görüşürüz. Tamam. Sayın başkanım. Sağ ol. Başkanım. Evet. Nasılsınız başkanım? İyi. Başkanım. Çok seviyorum. Bugünlerin pazarım, alışım evet. Budur. Evet. Cepimi açayım mı? 4 senedir şu pandemiye girdiğim günden beri bir kimse kapımı çalmadı. Eğer o için kapımı çalarsalar gelmesin. Tamam. Yazın bakayım. Ha bak, 25 lira param vardı. Onu da kızımda aldım. Kızımda. İçeriniz olsun. Merhaba, nasılsınız? İmamoğlu, İmamoğlu. Kurban olayım, denize düştüm, boğuluyorum. Kurtar. Estağfurullah. Yok, güzel olacak. Kurbanı adadım, koş adadım. Allah razı olsun. Ha, Allah var olasın. Var olasın. Allah bağışlasın güzel kızımız. Sağ olun. Teşekkürler. İyi pazar. Evet. Hayırlı işler, başarılar, başarılar. Ne güzel. Nasılsınız? Ne güzel, sağ ol. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim başkanım. Her şey gönlünüzce olsun. Birbirinize sahip çıkın. Öpüyorum sizi, delikanlı. Hoş geldiniz başkanım. Oğluma çekin. Allah. Bizim başkan. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin, nasılsınız? Başarılar dilerim. Kolay gelsin. İyi pazarlar efendim. Kolay gelsin. İyi pazarlar dilerim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Bu arada size şahsi teşekkür etmek öyle istiyorum mi? Kadın emeği pazarında. Aa, ne güzel. Katılıyor musunuz? Ne mutlu. Kesinlikle harika. Katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Devam. Başarılar. İyi günler ablacığım. İyi pazarlar. İyi günler. İyi pazarlarınız olsun. Bereketli günler diliyorum. Kolay gelsin. İyi pazarlar dilerim. Kolay gelsin. İyi pazarlar. İyi günler efendim. İyi günler. Nasılsınız? Esnafa sahip çıkın lütfen. Her zaman sen de kolay esnafa gelsin. Esnafa sahip çıkın. Teşekkürler. Tabii ki. Şey, alım satım yapıyorsun herhalde. Eşimle çocuklarımla alım satacağız. Güzel. Devam et. İyi ki sen de çalışıyorsun. Allah bağışlasın evlatlarınızda. Allah razı olsun. Sevgiler, başarılar. Teşekkürler. Delikanlı. Helal abi. Olur abi. Aslan. Kaça gidiyorsun? Lise 1 abi. Aferin. Ama geri başlayacağım. Okulu ihmal etme. Şu an abi bıraktım da geri başlayacağım ben. Başla. Başla abi. Okulu da yap, meslek yap. Tamam mı? Soru yok abi. Tamam, bu da meslek ama sen kendi mesleğine de çalış, tamam mı? Abi ikisini de yapmayacağım şu an. Tamam. Anneni üzme.